Karşınıza VT olarak da çıkabilecek ventriküler taşikardi, kalbin ventikül adı verilen odacıklarındaki hücrelerden kaynaklanan hızlı nabızdır. Bu videoda uzun uzun söylememek için bazı yerlerde kısaca VT deyip geçeceğim. VT, İngilizce adıyla da duyabilirsiniz. VT deyip geçeceğim ben. Ventriküler ya da karıncıkları bu şekilde işaretledim arkadaşlar. Ventrikülleri kanın vücutta ulaşmasını, vücutta dolaşmasını, daha doğrusu vücuda ulaşmasını sağlayan ana pompalar olarak düşünebiliriz. Sağlıklı bir kalp dakikada 60 ila 100 atımlık bir nabız üretir. 60 ila 100 BPM yazalım. Bu da dakika başına kalp atımı demek. Beat per minute'ın İngilizce kısaltması BPM, BPM arkadaşlar. Bu atımların arasında ventrikül duvarları gevşer ve ventriküller kanla dolar. Kalp attığında ventrikül duvarları kasılır ve kan büyük damarlar aracılığıyla kalbi terk eder. Kanın bu ileri yönlü hareketi sayesinde biz de boynumuzda ya da el bileğimizde nabzımızı hissederiz. Bu taşikardi türünde kalp gerçekten de çok hızlı atmaktadır. Bu nabız zaman zaman dakikada 250'yi bulur ve bu hız kalbin vücuda kan ulaştırmasını imkansız hale getirir. Şimdi bu söylediğim aklınıza yatmamış olabilir. Demek istediğim dakikada 250 defa atan bir kalbin çok fazla kan pompaladığını düşünmüş olabilirsiniz değil mi sayı büyüdüğü için. Size bu noktada az önce söylediğim şeyi yani kalbin atımlar arasında kanla dolduğunu hatırlatmak istiyorum. Kalp dakikada 250 defa attığında arkadaşlar, atımlar arasındaki süre kısa, çok kısa olduğu için ventriküllere yeteri kadar kan dolmaz. Bu da vücuda yeterli kan ulaşmaması anlamına gelir. Hatta kan dolaşımı VT sırasında o kadar sekteye uğramıştır ki, kanın ileri yönlü hareketi sağlanamadığı için nabız da çok zayıf hissedilir. VT'nin genelde iki türü vardır fokal ventriküler taşikardi ve reentran ventriküler taşikardi. Buradaki gibi bu çizimlerde de kalbin içine baktığımızı düşünün arkadaşlar. Daha iyi anlaşılması için kalbin iletim mekanizmasına ait detayları ve damarları buradan çıkardım. Kısacası buradaki çizimler de kalbin içine odaklanmış çizimler. Anlaştık mı? Fokal VT'de ventriküllerde bulunan hücreler irite olmuşlardır. Bu hücreler bazı hormonlar örneğin stres ya da tiroid hormonları yüzünden irite olmuş olabilirler. Ventriküler hücrelerin irite olması düşük oksijen seviyeleri yüzünden de olabilir. Uzun süreli kalp rahatsızlıkları veya hastanın yaşı dolayısıyla kalp dokusunun genişlemiş olması da ventriküler hücreleri irite edebilir. Sebep ne olursa olsun irite olmuş ventriküler hücreler daha hızlı atarlar ve ventriküler iletim sistemine fazladan sinyal göndererek ventriküllerin hızlı atmasına yani ventriküler taşıkar diye sebep olurlar. Rentran VT'de ise yara dokusu oluşumu söz konusudur. Yara dokusunun yara kabuğu gibi ölü hücrelerin yerine gelen bir protein olduğunu düşünebilirsiniz. Bu ölü hücreler normal elektriksel iletimi sekteye uğratırlar. Elektriksel akım bu hücrelerin etrafında dolaşmak zorunda kalır. Bu şekilde dolaşır, dolaşır, dolaşır ve reentran bir devre meydana getirir. Bu şekilde dolaştığı her zaman ventriküler iletim hücrelerine sinyal gönderir. Bu sinyal ventriküllere yayılır ventriküllerde daha hızlı kasılmaya başlarlar ve VT'ye sebep olurlar. İriti olmuş hücreler ve yara dokusu ventriküllerin daha hızlı kasılmalarına sebep olurlar. Anlaştık mı? Evet. VT geçiren biri, kalbin hızlı atmasına sebep olan diğer rahatsızlıklar ile benzer belirtiler gösterir. Kalbin çok hızlı atmasının, oksijenlenmiş kanın vücuda iletilmemesi, iletilememesi anlamına geldiğini hatırlıyorsunuz öyle değil mi? Bu yüzden bu hastalar vücut dokuları yeterli oksijen almadığı için solunum güçlüğünden şikayetçi olabilirler. Göğüs ağrısı da sıklıkla karşılaşılan bir şikayettir. Bunun sebebi de kalbin kendisinin de yeterli oksijeni alamamasıdır. Göğüs ağrısını da buraya hemen not edelim. Bunlara bir de çarpıntıyı eklemek istiyorum. Çarpıntı Kalp göğüsten dışarı çıkacakmış gibi bir histir. Çarpıntı yaşayan hastalar, kalplerinin göğüs duvarlarına çarptığını hissettiklerini söylerler. Belirtilere baş dönmesini de ekleyelim. Bunun sebebi de tahmin edeceğiniz üzere beynin yeterli oksijen almamasıdır. Beyne giden oksijenin çok azaldığı durumlarda hastanın bayılması dahi söz konusudur. Ventriküler taşikardi ciddi ve hemen müdahale edilmesi gereken bir rahatsızlıktır kalbin vücuda yeterli kan ulaştıramadığından bahsediyoruz ve bu bir noktada tansiyonun da düşmesine sebep olur. VT ölümcül olan ventriküler fibrilasyona da dönüşebilecek bir durumdur. Çok önemlidir yani. Ventriküler fibrilasyonda ventriküller spazm geçirdikleri için kan dolaşımı tamamen durmuştur. Bu durum saniyeler ya da dakikalar içerisinde düzeltilmezse maalesef ölümle sonuçlanır. Ventriküler taşikardi EKG ile teşhis edilir. EKG'deki geniş QRS komplekslerini görüyorsunuz değil mi? Geniş ya da uzun QRS kompleksleri 3 küçük kutudan fazladır. Örneğin buradaki QRS kompleksleri 5 kutudan da uzun yani oldukça geniş ya da uzun. Tanımına da bağlı olarak taşikardi yani nabzın yüzden fazla olması da söz konusu olacak tabii ki. Bu örnekte nabız 300 ile 150 arasında. Kısacası kesinlikle yüzün üzerinde ve bu da kesinlikle ventriküler taşikardi. Risk faktörlerini de VT türlerine göre sınıflandırmak istiyorum. Fokal VT'de iriti olmuş ventriküler hücreler mevcuttu. Ventriküler hücrelerde iritasyona neler sebep olabilir? Koroner damar hastalıkları. Koroner damar hastalıklarında zaman içerisinde damarlarda tıkanma gerçekleşir. Bu damarlar kalbe oksijenlenmiş kan getiren damarlardır. Kalp yeterli oksijeni almadığında da ventriküler hücreler iriti olurlar. Yüksek potasyum, düşük kalsiyum ve düşük magnezyum gibi elektrolit anomallikleri, anormallikleri daha doğrusu ventriküler hücreleri irite edebilir. Elektrolitler kalpteki elektriksel iletim ve aktivitede çok önemli rol oynarlar ve elektrolit seviyelerinde oluşabilecek bir anormallik normal iletimi sekteye uğratabilir. Yara dokusu oluşumunun reentran Ventriküler taşı sebep olduğundan bahsetmiştik. Peki yara dokusu oluşumu nasıl gerçekleşir? Burada da kalp krizini örnek olarak vermek istiyorum. Kalp krizi sırasında kalbin bir kısmı oksijenlenmiş kandan mahrum kalır. Doku öldüğünde de yara dokusu oluşur. Yara dokusu da normal elektriksel iletişimi engelleyen şeylerdir. Yara dokusu oluşumuna hipertropik kardiyomiopati yani kalp kasının büyümesine sebep olan bir rahatsızlıkla sebep olabilir. Bir de dilate kardiyomiyopati yani kalp duvarlarının bir balon gibi şişmesine sebep olan rahatsızlığı da listeye ekleyelim. Kalp krizi gibi bu hastalıklar da yara dokusu oluşumuna sebep olur ve bu da reentran devrelere davetiye çıkaran bir durumdur.